Bu metinden mikro uydularla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A şıkkı hangi kurumların çalışmasıyla oluşturulduğuna? Milli Savunma Bakanlığı ve Roketsan işbirliğiyle ile hayata geçirildiği söylenmiş. B şıkkı altyapı oluşturacağı teknolojik gelişmelere bununla ilgili bir şeyden bahsedilmemiş. C şıkkı yapı ve kütlesi ile ilgili bilgilere diğer uydulara göre daha ekonomik olan mikro uyduların kütleleri genelde 10 ila 100 kilogram arasında değişmektedir. Bununla ilgili de bir bilgiye yer verilmiş. D şıkkı büyük uydulardan ayrılan yönlerine büyük uydulara göre daha basit yapıda kurulumu kolay ve hızlıdır. Buna da ulaşılabilir. Doğru cevap B şıkkıdır. Bu metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Arkadaşlar şuradan itibaren daha önemli hale geliyor metin. Renkleri, ağırlıkları, biçimleri tıpatıp benzeyenler bile minik hatlarla dahi olsa birbirinden ayrılıyor. Bu fark meydana geldikleri doğa, kaynak ve diğer taşlarla etkileşimden meydana gelebilir. Şimdi taş oluşumunda kaynak, maden yapısı kadar çevre ve insan etkisi de bulunmaktadır. Kaynak maden yapısını anladık, çevreyi de anladık fakat insan etkisinden bu metinde hiç bahsedilmemiş. Çakılların oluşumunda insan etkisinden bahsedilmemiş. O yüzden B şıkkını eliyorum. Bu fark dedikten sonra şuraya bakalım. Tıpkı insanlar gibi onlar da çok benzeyenler bile birbirinden farklıdır aslında. Çünkü çakıl taşları gibi insanları da içinden çıktığı toplum Aile ve yaşamları boyunca verdikleri mücadeleler şekillendirir. A şıkkına bakalım. İnsanların ve çakıl taşlarının yapılarının birçok benzer yönü kanıtlanmıştır. Arkadaşlar yazar kendince çakıl taşlarıyla insanları birbirine benzetiyor ama bu benzer yönler kanıtlanmıştır diyemeyiz. Buna da ulaşamayız. Devam edelim. Kimileri sert kayalıklara çarpa çarpa keskin hatlar kazanırken kimilerinin de sivrilikleri törpülenir dalgaların vuruşuyla. Kişilerin karakterleri bulundukları çevre ve karşılaştıkları durumların etkisiyle şekillenir. Bakın şurada ne diyor? Çünkü çakıl taşları gibi insanları da içinden çıktığı toplum, aile ve yaşamları boyunca verdikleri mücadeleler şekillendirir. C şıkkına ulaşabiliriz. D şıkkı sert kayaların olduğu bölgelerde insanlar da çakıl taşları gibi katılaşmaya başlamıştır. Buna ulaşabilmemiz mümkün değildir. Sert kayaların olduğu bölgelerde insanlar da sertleşmiştir, katılaşmıştır. Bu metinden ulaşabileceğimiz bir yargı değildir. Doğru cevap C şıkkıdır. Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye soruluyor. Arkadaşlar şuraya bakalım. Modernleşen insanla birlikte ahlak anlayışının da durumlara ve çıkarlara göre şekillenebildiğini görüyoruz. Hem B şıkkına ulaşabiliyoruz. Bazı değişim durumlarında ahlak anlayışının da değişebildiğini görmemiz mümkündür. Hem de D şıkkına ulaşabiliyoruz. İnsanlar onu şahsi ihtiyaçlarına göre kalıba sokabilmektedir. Orada da çıkarlarına göre şekillendiğini görüyoruz denmişti. Devamında Şurada yanlış her durumda yanlıştır. Gücümüz yetsin ya da yetmesin, işimize gelsin ya da gelmesin. Doğruyu savunmaktan vazgeçmemeliyiz. Buradan da C şıkkına ulaşabiliyoruz. Doğru ve yanlış değişkenlik gösteren bir durum olmamalı. Kendi içinde tutarlılığını korumalıdır. Doğru cevap A şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu metinden çıkarılabilecek yargılardan biridir diye sorulmuş. İlk cümleye dikkat edelim. Kendilerini bekleyen bir matematik problemiyle ilgili kaygıya kapılmak yerine dikkatini toplayabilen öğrenciler zor matematik problemlerini çözmede daha başarılı olur. Araştırmacılara göre bu öğrencilerin başarısı sadece matematiksel işlemlerde işlev gören beyin bölgelerini etkinleştirmelerine bağlı değildir. Arkadaşlar ben bu cümleden hareketle B şıkkını eleyebilirim. Matematik problemi çözmede beynin ilgili bölgeleri etkinleştirilmelidir. Sonraki cümleye bakalım. Matematik korkusu olan bireylerin başarılı olabilmek için duygularını kontrol etmeye odaklanmaları gerektiği kabul edilmektedir. Son cümle metnin en önemli cümlesi. Ee, A şıkkına bakalım. Matematik korkusu matematiğe karşı gösterilen kaygıyla doğru orantılıdır. Matematik korkusundan bahsedildi, kaygısından bahsedildi ama bunların ikisinin doğru orantılı olduğunu çıkaramam metinden. C şıkkı zor soruların çözümünde en önemli basamak dikkati yeterince toplamaktır. Arkadaşlar zor soruların değil genel olarak matematikteki başarılardan bahsediliyor. D şıkkı problemler karşısındaki korku ve kaygı dikkat toplama becerisiyle ortadan kalkabilir. Bakın hem korku hem kaygıya yer vermiş. İlk cümlede de böyle bir ifadenin altını çizmiştik. Son cümlede de duygularını kontrol etmeye odaklanmaları e, vurgulanıyor. Doğru cevap bu yüzden D şıkkı olmalı. Bu metinde aşıklı höyükle ilgili verilen bilgilerden hangilerine değinilmemiştir? Konumuna yer verilmiş. Yukarıdaki metnin ilk cümlesine iyi bakalım. Aşıklı höyük Aksaray'ın yaklaşık 25 kilometre güneydoğusunda Gül Ağaç ilçesine bağlı Kızılkaya köyünde yer alır. Önemi ne peki? Hemen bakalım. İngiliz arkeolog aşağıdaki metne bakıyoruz. Yan tot tarafından ayrıntılı yüzey toplaması ve kesit çalışmasıyla günümüzde pek çok tarihi bulguya temel oluşturacak nitelikteki verilerin kaynağı olmuştur. Bu da bu höyüğün önemidir arkadaşlar. Tarihi gelişiminden bahsedilmemiş. Doğru cevap C şıkkı 1 ve 2 Buna göre ülkü tamerle ilgili verilen yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Toplumsal meselelere duyarlılığı şiire başlamasına vesile olmuştur. Arkadaşlar şiire nasıl başladığıyla ilgili bilgi verilmemiş. Evet toplumsal meselelere e, duyarlı olduğundan metnin ortalarında bahsediliyor. Şuraya bakın. Derin acılara sahne olan eserlerinde 70'li yıllardan sonra toplumsal meselelerde hakim olmaya başlamıştır diyor ama e, bu duyarlılık şiire başlamasına vesile olmuştur diyemiyoruz. 2 farklı türde eserler vermiştir ve çeşitli mesleklerde çalışmıştır. Evet, yayıncılık, oyunculuk, çevirmenlik yaptığı söyleniyor. E, şair olduğu söylenmiş zaten. Metnin sonuna doğru da anı ve öykü türünde de eserler verdiği söyleniyor. Buna ulaşabiliriz. 3'e bakalım. Bulunduğu dönemde belirli bir akımın gelişmesine katkı sağlamıştır. 3. satıra bakalım. 2. yeni adı verilen şiir akımının öncülerinden biri olmuş. Doğru cevap C şıkkı 2 ve 3'tür.